Uygur Türkleri adına İngiliz aktivistler tarafından Doğu Türkistan'daki soykırım ve zorla çalıştırma ile ilgili hazırlanan mektup, Birleşik Krallık hükümeti ve parlamentosuna iletilecek. Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik Çin baskısı ve soykırımı dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. İngiliz aktivistler tarafından Uygur Türklerine dikkat çekilen bir imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyası için Birleşik Krallık parlamentosuna gönderilen mektupta, Birleşik Krallık'ın Çin'in sözde yeniden eğitim kamplarında tutulan Uygur Türklerinin serbest bırakılmasını sağlamak için Çin hükümetiyle müzakere etmesini istiyoruz. Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasından yarar sağlayan veya bunda kazanç sağladığı tespit edilen Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren tüm şirketler yasaklanmalıdır ifadeleri kullanıldı. Pekin'in sıfır Covid politikasıyla dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde yaşanan ekonomik yavaşlama, Çinli teknoloji devlerinin tarihinin en kötü çeyreklik büyüme performansı kaydetmesinde etkili oldu. E-ticaret devi Alibaba'nın gelirleri yılın ikinci çeyreğinde ilk kez yatay kalırken, sosyal medya ve oyun devi Tencent'in satışları tarihinde ilk kez düştü. Çin'in en büyük ikinci e-ticaret oyuncusu JD.com tarihteki en yavaş gelir artışını kaydederken elektrikli araç üreticisi Xpeng beklenenden çok daha büyük bir zarar açıkladı. Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileriyle güvenlik güçleri arasında Bağdat'taki Yeşil Bölge'de ağır silahlarla süren çatışmalar hızlandı. Şii lider Sadr yanlısı bir grup başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı. Çatışmalarda ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 350'ye yükseldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesinde hazırlandıklarını bildirdi. Von der Leyen, Avrupa'da Rus fosil yakıtları döneminin sona erdiğini ve enerji şantajından kurtularak küresel kuralları daha güçlü savunacaklarını söyledi. Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde dünyanın en büyük elektronik toplantı pazarının bulunduğu Haoxing Bay semti dahil bazı metropol bölgelerde 2 Eylül'e kadar karantina tedbirleri uygulanacağı bildirildi. Çin'in en büyük 4. şehri olan yaklaşık 17,5 milyon nüfuslu kent Mart'ta Covid-19 salgını nedeniyle bir hafta süreyle kapanmaya gitmişti. Uygur Türkü Gençler, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan 30 Ağustos zaferine özel şarkı seslendirdi. Şarkı, Türk milletinin vatan sözüne yüklediği manayı, Türkiye'nin Türk İslam dünyasında aldığı büyük rolü ve şanlı kazanımlarına değiniyor. İşgal altında soykırıma uğramakta olan Doğu Türkistanlılar adına Türk devletine ve halkına selam göndermeye başlıyor.